Are you ready? Hazırım teacher. Harika Songucuğum, hazırım diyorsun. Bizler de hazırız. LGS ilk tekrar programımızda İngilizceye başlıyoruz. LGS tekrar programımızı ücretsiz... Free. Evet evet, free bir şekilde Tonguç Kırtasiye'den istedik. Duvarlarımıza astık. Şimdi de mükemmel bir şekilde ilk tekrar programındayız. Şimdi ilk tekrarımızı yapacağız. First tekrar. First tekrar diye bir şey olmaz Evliya Hanım. First ilk demek ama tekrarın İngilizce bize. Repeat, tekrar etmek diyebiliriz. First, ya ne, benim de kafamı karıştırdım. İlk tekrarımızı yapacağız ve ardından da son tekrarımızı yapacağız. Last tekrar. Evet evet, çok güzel. Last tekrarımızı yapacağız ve böylece LGS'ye mükemmel bir şekilde girmiş olacağız. İlk tekrar ve son tekrar önemli. Bu şu anda LGS'nin yarısını bitirmiş oluyoruz İngilizce adına. Diğer yarısında Mayıs'ta tamamen tekrar edip sınavımıza gireceğiz. Peki bugün işleyeceğimiz derse friendship ve teen life konusunu öğreneceğiz. Arkadaşlık ve gençlerin yaşamı. Gençlerin yaşamı çok sıkıcı hocam. Gençlerin yaşamı çok sıkıcı değil evladım. Gençlerin yaşamı normalde güzel. 8. sınıfta sen LGS hazırlandığın için birazcık şu anda yoğun tempoda çalışıyorsun ama bugünlerde sana ileride lezzet verecek. Yani şu anda gençlerin yaşamı sıkıcı falan demene hiç gerek yok. LGS'de friendship'ten 2021'de 2 soru geldi. Teen Life'tan da 1 soru geldi. Ama genellikle bu sene tüm konular olacağı için 10 konu olduğuna göre her konudan bir soru gelecek diyebiliriz ama bazen friendship'ten daha fazla kelime sorulabiliyor. Zaten burada en önemli şey kelime. Zaten biz de birazdan büyük resmi göstereceğiz. Konu özetlerimizi yapacağız. Ardından da yeni sorular çözeceğiz. Sen de tabii ki ilk tekrar setindeki ilk tekrar LGS kitabından ve yine artık netler artıyor yani ana denemelerinden mutlaka bu konuya alakalı sorular çöz. Zaten İngilizce denemelerindeki yani normal denemenin içerisinde İngilizce kısmında da sadece ilk 5 ünite var. Sadece birinci dönem konuları var. Mükemmel bir şekilde hemen başlayalım. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın. O zaman hadi bakalım başlayalım. Tonguç'um birinci dönem bitti. First term is finished. Ve şimdi ne yapacağız? Hocam ara tatilde deli gibi ders çalışıyorum. Ara tatilde çalışan yaz tatilinde yatar ve süper bir şekilde okulunun kazandığı lisenin keyfini çıkarır. Şimdi biz ara tatilde Türkçeyi tekrar ettik, matematiği tekrar ettik, feni tekrar ettik. Devam etmedik, ikinci haftası da var. İkinci haftası da var ama yani tekrar etmeye başladık. Şimdi bugün İngilizceyi hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Friendship, teen life, in the kitchen, on the phone ve the internet ünitelerini tekrar edeceğiz. Böylece birinci dönemi tamamen bitirmiş olacağız. Mutlu son bizi bekliyor. Tabi burada şu çok önemli. LGS tekrar programımızı takip ettiğimizde gerçekten netlerimizin arttığını, konu eksiklerimizin bittiğini ve ikinci döneme bomba gibi gireceğimizi göreceğiz. Şimdi şuraya... Buraya baktığımızda birinci dönem İngilizce tekrarında ilk ünitemiz friendship. İngilizce'de şöyle güzel bir şey arkadaşlık. Arkadaşlık. İngilizce'de şöyle güzel bir şey var. 10 tane ünite var, 10 soru geliyor Tonguç. Yani birinci dönem 5 ünite, ikinci dönem 5 ünite toplam 10 ünite var, 10 soru geliyor. Peki İngilizce nasıl hallediliyor? Kelimeyle hallediliyor. Dolayısıyla sınavda sadece direkt vocabulary, kelime yönelik sorular gelebiliyor. Yani kelimeyi bilsen soru yapıyorsun, resimde ne anlatılıyor diye soru yapabiliyorsun. Kelimeyi bilmezsen yapamıyorsun. Ama İngilizce genel olarak söylüyorum. Simple present tense'miş. İşte ne bileyim will'miş, future'muş. Böyle geniş zamanmış. Gramer asla gelmiyor. Gramer bir şekilde cümlenin içerisinde geçiyor. Yoksa buraya should mu gelecek, could mu gelecek? Yoksa buraya işte ne bileyim. Would mu gelecek, would mu gelecek? Yani veya has mi gelecek, have mi gelecek? Bu tarz şeyleri asla sorgulamıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ama kelimeye gelince son derece ciddi bir şekilde kelime bilgisi bizlere sorabiliyor. Tonguç Ali benim. Şimdi bu kısa baktığımızda vocabulary'den %80 çıkar diyoruz. 4 numara veriyoruz. Çünkü mutlaka burada işte iyi friend'in özellikleri yani iyi arkadaşın özellikleri, kötü arkadaşın özellikleri alakalı bir kelime sorabiliyorlar bize. Accepting and refusing yani kabul etmek veya reddetmek bir davete. I would but I can't yani gelebilirdim ama gelemezdim veya bugün anneannemi ziyarete gideceğim gibi cümleler kullanıldığı sorular ise en fazla gelen soru tipi. Dolayısıyla buraya 5 yazıyorum Tonguç'um. Apologizing yani özür dilemek de esasında bu kısma giriyor. Yani şu üçün esasında 1. Biz fakat simetrik olsun diye burada 4'e ayırdık bunu. Dolayısıyla bu ikisini yani şu ikisinden soru gelme ihtimalini bilmemiz lazım. Simple text about friendship'te yeni nesil sorularda gelen bir soru tarzı. Eğer yeni nesil soru tarzını buradan değil, buradan değil, buradan sorduysa o zaman buradan da soru gelme ihtimali var. O yüzden buna 3 diyorum çünkü diğerlerine bölüştürdüğümüzde. Dolayısıyla friendship'ten bir soru gelecek. O soruyu da kaçırmamamız lazım. Hadi gel şimdi friendship'i hemen halledelim Tonguç. Şimdi İngilizce birinci dönem tekrarında ilk başta friendship konusunu öğreneceğiz demiştik. First term revision'da friendship ile başlıyoruz Tonguç Eladım benim. İlk ünitemizde friendship'te Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları İngilizce. Sonuçta İngilizce dersini İngilizce bilen öğretmen anlattığı için diyor ki accepting and refusing an offer invitation. Yani bir daveti, şu offer değil tabii offer olacak burayı bir yanlış yazmışız. Offer yani bir öneriyi, bir teklif veya bir daveti reddetmek veya kabul etmek mutlaka sınavlarda karşımıza gelebiliyor. Veyahut da özür dilemek, apologizing and giving explanations and reasons
ve aynı zamanda short simple text about friendship, kısa veya basit tekstleri anlayabilmek, aynı zamanda elektronik postaları, mektupları, davetleri cevaplayabilmek önemli. Şimdi gel hemen konumuza hızlı bir şekilde girelim. İlk başta kelime bilgisi önemli demiştik. Hatta kelime bilgisinden %80 soru gelir demiştik. Burada kelimeleri mutlaka bilmemiz lazım. Letter ne demek Tonguç evladım benim? Mektup demek hocam. Invitation. Davet demek hocam. Greeting. Greeting kutlamak ne? Selamlama. Selamlama. Closing. Kapanmak. Kapanmak, kapanış çok güzel. Event. Organizasyon. Organizasyon, olay, etkinlik çok güzel. Receiver. Alıcı. Hatta uydu alıcısı ne oluyor? Satellite receiver deniyor yani. Receive, almak, receiver, alıcı. Sender. Sender, gönderici hocam. Evet, gönderen. Yani niye? Send, göndermek. Sender, gönderen. Invite. Davetli hocam. Davetli yani. Bir kişi geldiği zaman biz ona davetli diyoruz. Inviter. Invite, davet eden. Evet, davet eden. Çok güzel. Mesela hatırlarsan bak. Receive almak da receiver alıcı. Send göndermek de sender gönderici. Teach öğretmek, teacher öğretmen. Invite davet etmek, inviter davet eden demek. Slumber partisi ne Tonguç'um? Pijama partisi hocam. Pijama partisi. Tebrik ediyorum senin pijama partisi. Ve class reunion'da bak. Union buluşmak demek, reunion'da yeniden buluşmak demek. Class reunion'da mezunlar buluşması anlamına geliyor. Mezunlar buluşması. Tebrik ediyorum seni. Ve aynı zamanda celebrate'de kutlamak anlamına geliyor. Kutlamak. Onu da yazalım. Kutlamak. Ve tebrik ediyorum seni. Ve aynı zamanda şöyle bir şey daha var Tonguç'um. Sen burada bir zarfın içerisinden davet çıktı ya. Bak burası greeting, selamlama. İşte hi, hello şekli bir selamlama veriyorlar. Burası ana parça yani ana bölge. Body anlamına geliyor. Heading başlık ve aynı zamanda da closing signature en son kapanış şeyi var. Şimdi o zaman burada davetliyi bir kez daha söyleyeyim. Burada tabii şeyi silelim derken şey oldu. Davetli ne demekmiş? Invitee. Evet, sonunda iki tane E harfi olan şeklinde biz davetli diyoruz ve geçtik personal trace'e. Burada da bazı kişisel özellikler var. Bunları da hızlı bir şekilde söyleyelim. Ben agresifim hocam. Sen agresifsen Tonguç'um. Agresif yani saldırgansın. Arrogant ise kibirli yani böyle çok kaba. Yani böyle çok kendini bir şey zannediyor. Peki bad tempered? Bak bad kötü demek. Tempered da kötü huylu olmuş oluyor. Enemy düşman anlamına geliyor. Jealous nedir Tonguç biliyor musun? Kıskanç hocam. Harika bir insansın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Laid back de tembel teneke. Tembel teneke yani böyle gamsız, rahat, tembel teneke. Tembel diyebiliriz hatta. Hatta şöyle rahat diyelim. Mean cimri anlamına geliyor. Sneaky sinsi anlamına geliyor. Suborn da yine inatçı yani keçi gibi böyle. Rely güvenmek demek. Reliable güvenebilir. Unreliable da güvenilmez anlamına geliyor. Teşekkür ederim Tonguç, hocam. Evladım benim. Bu kelimeleri bir kez daha tekrar ediyoruz. Evet. Gerçekten ne oldu hocam? Korktum bu kadar çok kelime olacağını ben tahmin etmiyorum. Galiba bu böyle devam edecek gibi duruyor. Hocam evet. Önemli bir şey kelime hocam. Çünkü kelime olmazsa hiçbir şey yapamayız. Aynen. O zaman hızlı bunları bitirelim o zaman. Amusing ne demek Tonguç herhalde benim? Kötüye kullanmak. Hayır. O abuse o. Abusing o. Amusing, amusement park. Eğlenceli. Evet, amusement park Luna Park'tı. Amusing diye eğlenceli. Eğlence parkı. Evet, calm, sakin anlamına geliyor. Caring, umursayan, ilgi gösteren. Koruyucu. Yani, koruyucu anlamına geliyor, tebrik ediyorum. Cool. I am cool teacher. Yani sen havalısın Tonguç'um. Determined, yine kararlı anlamına geliyor. Böyle kesinlikle düzenli, kararlı, azimli. Fair, adil anlamına geliyor. Loyal ne demek Tonguç? Loyal, sadakatli hocam. Sadık yani. Çok sadık pardon. Peki oku bakayım, bunu oku bakayım. Relaxing. Evet, bu rahatlatıcı anlamına geliyor. Alttakini oku bakayım Tonguç'um. Supportive. Supportive yine... Destekleyici. Destekleyici böyle... I am supportive guy. Sen çok supportive bir guysın gerçekten, çok sapsın. Tebrik ediyorum seni. Burada çok önemli Tonguç'um. Support, desteklemek demek... Supportive, destekleyici. Spor yapmak demek. Sportif oluyor. Yani böyle o fit. Gerçekten siz çok sportif bir body'ye sahipsiniz hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Göbeğim de erirse çok daha sportif olacağım. Truthful. Evet, bu da yine güvenmek demek. Yani doğruyu söylemek, gerçek demek. Truthful da güvenilir. Yani asla yanlış söylemeyen, hatalı konuşmayan, yanlış yalan konuşmayan insan anlamına geliyor. Understand anlamak demek de, understanding de yine... Anlayışlı kardeşimiz. Generous ne demek biliyor musun Tonguç'um? Cömert hocam. Cömert demek. Helpful. Helpful yardımsever. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Help yardım etmek demek. Helpful da yardımsever. Honest da yine dürüst anlamına. I am honest guy teacher. Evet, sen gerçekten çok dürüst bir çocuksun. Bir de filmlere bakalım. Burada... Hocam her birisinden soru gelebiliyor mu hocam bunlar? Evet, bunların her birini bilmemiz lazım. Bunları unutmuşuz değil mi? Bilirsek peki şey alır mıyız? Kesin yapar mıyız soruları hocam? Soruları yaparız. Niye biliyor musun mesela? Sen böyle bilimsel kurgunun olduğu bir film resmi koyuyor. Mesela böyle bir UFO koyuyor, tamam mı? Burada şöyle uzaylı... Bilim kurgu filmi. Uzaylı çiziyor buraya. Diyor ki
bu film ne filmdir diyor. Seçeneklere bunları veriyor. Sen şimdi bunun bilim kurgu olduğunu biliyorsun ya. Resimden anlayabiliyorsun. Eğer romans sen, derim ben. Ya bak romans yani. Romantik film dersen patlarsın. Bunun science fiction olduğunu bilmen gerekiyor. Korkunç şeylerdir. O zaman action zaten Türkçe'ye geçmiş. Aksiyon filmi diyebiliriz. Adventure zaten macera filmi. Macera filmi demek. Animation bak benziyor. Türkçedekine benziyor. Kaptan Nemo. Evet. Animasyon filmleri. Komedi zaten Türkçe'ye yine geçmiş. Komedi filmi. Recep İvedik. Evet, tebrik ediyorum. Romance'e baktığımızda nedir bu romans? Yani romantik film. Bu da hiç yine... öyle film bilmiyorum, kusura bakmayın. Burada mesela Casablanca filmi. Tam bir kazmayım hocam ben. Evet, Casablanca filmi gene romantik film. Aynı zamanda İngiliz Arsı da. Bunlar romantik, duygusal filmler. Devam edelim. Science fiction. İngiliz Arsı 1950 yapımı mıydı hocam? Yok, 1850 yapımı. Bir yüz yıl daha geri gitmemiz gerekiyor. Science fiction, bilim kurgu filmi. Vay be, kamera icat olmadan adamlar film yapmışlar. Helal tabii olsun. İlk filmler ütüyle yapılıyordu. Sonrasında siz de bu şeyi çamaşır makinesiyle çekiyormuşsunuz. Biz evet, geçen sene çamaşır makinesi çekiyorduk ama bu sefer artık çamaşır kurutucusuyla çekiyoruz. Böylece daha kuru ve daha net bir görüntü yakalayabiliyoruz. Şaka bir yana, gerçekten gerçek bir en ucuz kamerayla çekiyoruz sonuç. Trailer'a baktığımız ise trailer nedir? Gerilim filmi. Şu an geldiniz ben. Aa, söyleyebilir miyim hocam? Söyle, gerilim filmi söyle. Örneği. Hiç bilmiyorum. Testere. Testere. Aa, o Western, korku filmi. Korku filmi doğru. O horror movie oluyor. Cowboy filmi dedik. Şimdi burada son artık son sayfamıza geldik. Artık bitiriyoruz. Offer ne demek? Teklif etmek demek. Çok güzel. Sen kelimeleri oku, ben de Türkçesini söyleyeyim. Hadi bakalım. Tamam. Invite. Davet etmek diyorum seni. Accept. Kabul etmek. Refuse. Reddetmek. Hocam refüze etmek diyor teyzelerimiz falan. Ne demek o öyle? O refüze etmek reddediyor diyor ama teyzelerimiz biraz elit bir yaşam tarzı. Instagram, sosyal medya, böyle nişantaşı kalitesi. Bir anda artık kelime refüze olmuş, Türkçe geçmiş gibi oluyor ama esasında skandal. Türkçe'de refüze etmek diye bir şey yok. Reddetmek diyeceğiz. Öz Türkçe. Aslında reddetmek de Arapça. O da Türkçe değil ama neyse. Attend. Attend yine katılmak. Join nedir bir Tonguç'um? O da katılmak hocam. Evet, doğru, o da katılmak. Doğru. Apologize ne demek? Özür dilemek. Özür dilerim ben de gerçekten. Argue. Tartışmak hocam. Tebrik ediyorum. Discuss. Discuss. O da tartışmak. O da tartışmak. Ah, niye aynı kelimeler bu hocam? Aynen. Argue, discuss. Hatta İngilizce daha bununla alakalı bir sürü kelime var. Debate var mesela. Hep bunlar benzer şeyler. Chit chat'te böyle sohbet etmek, lak yapmak yani. Laflamak diğer bir deyişle. Support neydi Tomuç? Desteklemek. Tebrik ediyorum seni. Backup neydi? O da desteklemek. O da desteklemek. Count on. Güvenmek. Harikasın Tonguç Ali Adem'im. O da güvenmek. Güvenmek. Bunların ikisini üste verip altta verip böyle seni kandırmaya şaşırtmaya çalışıyorlar ama sen kesinlikle şaşırmayacaksın Tonguç'um. Decide yine karar vermek. Discuss'ın tartışmak olduğunu söylemiştik. Bak burada vardı ya yine aynı şey. Yine tartışmak. O zaman discuss. Zaten buraya bir daha yazmışım. Ben buraya yazacaktım ben aynı şeyi. Aynı şeyi yazmışım. Burada biraz kelime tekrarı olmuş. Reply yine cevap vermek. Bu artık telefonlarımızdan dolayı biliyoruz biz bunu. Response da yine cevap vermek. Daha doğrusu cevap. Forget about it. Yani unut bunu diyorsun. Bu da unutmak anlamına geliyor. Ben tabii unutmak yazdım. Unutmak diyoruz. Şimdi. Burada, sonunda hocam aynen, geldik. Artık bitirdik birinci ünitemizi. Making offers yani öneride bulunma ve davetlerde would kalıbını bilmemiz lazım. Tabii burada would yazmışız. Şurayı şöyle şuraya U'yu koyalım. Ne yapacağız? Mesela would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Veya would you like some tea? Çay ister misin? Diyebiliyoruz. Veyahut da why don't we have party next week? Neden gelecek hafta parti yapmıyoruz ki? Veyahut da shall we go to cinema? Sinemaya gidecek miyiz? Gidelim mi? Veya let's go to cinema. Hadi sinemaya gidelim. Veyahut da do you want to join us? Bize katılmak ister misin? Hayır, istemiyorum. Bana ne sizin şeyinizden? İyi değil mi? Do you want some tea? Birazcık çay ister misin? Veyahut da how about watching TV? Televizyon izlemeye ne dersin? What about watching TV? İfadelerini kullanıyoruz. Burada zaten bize bunların gramer kalıbından ziyade ne anlamı geldiğini bilip bilmediğimizi soracaklar. Dikkatli olmamız lazım. Kabul ettiğimizde ise şöyle bir şey var Tonguç'un. Mesela diyoruz ki çok meşgulüm ama bunu reddedemem diyeceğimiz zaman I'm so busy. Çok meşgulüm. Müşkülüm değil de meşgulüm. But fakat I can't refuse it. Fakat reddedemem. Yani katılıyorum partiye diyebiliyoruz. Ve hatta of course tabii ki geliyorum. Ve hatta sure kesinlikle elbette it sounds good, great, harika, awesome. Bunların hepsi harika, kesin katılıyorum anlamına geliyor. Ve hatta sure elbette that sounds fun. Kulağa hoş geliyor diyebiliyoruz. Bazen de direkt kelimenin kendisini kullanıyoruz. That is awesome, that is great. Bunlar harika, bunlar müthiş deyip, bu müthiş deyip katılabiliyoruz. Veyahut da thanks for inviting me. Beni davetin için teşekkürler. Veyahut da yeah, that would be great. Bu harika olacak. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? Yes, I love to. Evet, katılmak isterim diyebiliyoruz. Bunların hepsi
kabul etmeleri kullandığımız ifadeler. Bir de reddetmeler var ki bunlar biliyorsun Teen Life'da da karşımıza gelecek. Yani sadece burada değil, diğer ünitelerde gelecek. O yüzden burada uzattık birazcık. Diğerlerine daha hızlı bir şekilde göstereceğiz. Reddedeceğimiz zaman da I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Veyahut da I'm sorry I'm going to help my father. Üzgünüm fakat babama yardım edeceğim. Veyahut da no thanks. Hayır, Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Veyahut da I'm full. Tokum, karnım dolu, of yeter yemeyeceğim diyebiliyoruz. Şiştim diyebiliyoruz. Ya da I'd love to, isterdim to, but I işte have a meeting veyahut da I have to go to my grandfather. İşte büyük babaanneme gitmem lazım gibi ifadeler kullanmıyoruz. I'd love to, but I have to do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım diyebiliyoruz. Mesela I have to do my homework diyebiliriz. I'd love to, isterdim, but I am busy, meşgulüm. Veyahut da ne diyebiliriz? Sorry, üzgünüm, but I'm too busy şeklinde ifadeler kullanabiliyoruz. Özür dilemede ise I'm sorry, but üzgünüm ama işte I am busy. Veyahut da I am sorry, but I can't gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Bunları açıklarken de ne diyelim mesela? I'm sorry, but... I'm sorry, ne sorry? I'm sorry, ne sorry? Üzgünüm, but I can't attend the event. Bu evente yani bu etkinliğe katılamayacağım. Because, çünkü neden katılamayacağını da sonra söylemen lazım, açıklaman lazım yani. Explanation, reasons vermen lazım, sebep vermen lazım. I'm going to visit my grandpa on that day. Çünkü o gün babaannemi ziyarete gidiyorum veya dedemi ziyarete gidiyorum diyoruz. But demek ki fakat anlamına geliyor. Because, çünkü anlamına geliyor. So, bu yüzden anlamına geliyor. However da yine ancak fakat anlamına geliyor. Tamam, şeyler mi? Şimdi new generation question. Yani yeni nesil bir soru. Wow. Bak burada inviter var, davet eden. Invitee var, davet edilen. Accepting, refusing ve making an excuse. Yani bir making an excuse. Burada da bir özür söyleyeceğiz. Şimdi which of the following can be Jack's sentence? Hangisi Jack'in cümlesi olabilir diyor. Şimdi yeah. That would be awesome. Evet, bu gerçekten harika olabilir diyor. Şimdi burada dikkatli bir şekilde baktığımızda yeah, that would be awesome. Harika olur diyorsa bak şimdi bu Tom reddetmişti. Pardon, nerede? Kimin? Jack'in cevabı. Jack ne yapacak? Jack reddediyor. O zaman Jack kabul ettiği yer neresi hocam? Jack'in kabul ettiği yer yok. Aa, yok. Bak Jack reddediyor ve bir de özür diliyor. Şey Tom direkt reddediyor saygısız bir şekilde. Mary ise kabul ediyor. Şimdi davet ettiler. Yeah, that would be awesome. Olmaz hocam çünkü Jack hep reddetmiş. Reddediyordu. O zaman bu olmaz. Bu Roy'un cevabı. Çünkü Roy, pardon Mary'nin cevabı. Niye? Çünkü Mary kabul etmişti. Tamam. Roy'un davetini kabul etmiş. Roy'un davetini kabul etmiş. Tebrikler. Hadi siz gidin. Sure it sounds, Allah'ım yarabbim. Sure it sounds fun. Aa, kulağa hoş geliyor diyor. Bu da... Yo, hiç kabul eden yok ki başka. Mary bu da... vardı. Bu da muhtemelen Mary'nin cevabı. Yani Mary iki tane cevap verecek olsa bunlardan ikisini seçer. Mary seçer. De yani hiç hayır dememiş hocam. Nasıl yeah, bir... why not demiş. Bu da yine Mary'nin olabilecek cevap. Şimdi reddedilen cevaplardan içerisinde excuse olan yani özür olan bir ifade bulmamız lazım. Zaten reddedilen cevap yokmuş bak. Milletin Bakanlığı bize biraz daha yardımcı olmaya çalışıyor. I would love to. İsterdim. But, fakat bak şimdi başlayacak. Çirkinleşmeye başlıyor. I'm going to visit a friend. Bir arkadaşımı ziyaret edeceğim diye. Bak önce reddetti. I would love to. İsterdim. Ama olmayacak demek istiyor yani. Sonra da özrünü diliyor. But I'm going to visit a friend. Dolayısıyla bu Jack'in cümlesi diyebiliriz. Çok dikkatli. Jack gel oğlum, gel oğlum. Hadi gel al, atla oğlum buradan. Jack insan ismi Tom. Biz hep böyle yabancı isimleri koyuyoruz. Çok ayıp değil mi hocam insanlara karşı? Biz hayvanları da seviyoruz. O yüzden. Benim kedimin adı Rüknettin hocam. Olmaz. Olabilir. Hiç fark etmez. Hayvan yani. Şerafettin diye kedi de var. Şerafettin diye kedi de var. Kötü hatta, kedi ama. Kötü kedi Şerafettin. Onun babasının adı ne biliyor musun peki Tonguç'un? Tonguç. Tonguç. Yani olabiliyor. Her şey olabiliyor. Burada kesin olan bir şey varsa biz hayvanları seviyoruz. Hayvanlar da hayvandır, insanlar da insandır. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten çok anlamlı bir cümle kurdum. Şimdi yeni nesil sorularımız... Ne kadar güzelmiş hocam bu böyle yeni nesil soru. Evet, gerçekten çiçekler. Böyle süsleyerekten sizleri kandırmaya çalışıyorlar ama kanmayacaksınız. Dikkatli olacaksınız, soruyu dikkatli okuyacaksınız. Aa çiçek var deyip aman bir anda böyle moda girmeyeceksin. Şimdi hadi oku bakayım mektubu. Helen'dan gelen mektup. Helen gönderiyor o yüzden. Hi. I'm going to have a party at my place on Saturday. Merhaba, bu cumartesi benim yerimde bir parti veriyorum. Evet. 24th November. Kasım 24'te. Would you like to join us? Katılmak ister misin? Siz hocam. Siz hocam Helen okudunuz. Helen gerçekten insanı başından aklını alıyor. Evet. I am sure we are going to have great fun. Eminim diyor çok eğleneceğiz diyor. Evet. Here is my address. Benim adresim burasıymış. 19 Green Road.
Evet, yeşil yoldaymış bu. Birmingham. Birmingham'da. Gerçi Birmingham biliyorsun yukarı şeyde. Evet, Manchester'ın sağ tarafında. Manchester'ın aşağısına giderken sağda dönerken solda. Evet. It's very easy to find. Bulması çok kolay. Take the number 42 bus. Evet, Tuzla otobüsüne bin diyor. 42'ye bin. Evet. 500 TL'ye bin. 500 TL'ye bin. And? And get off at Forest Road. Ve orman yolunda in diyor. And there will be some bears and who will eat you. Evet, bazı yolda ayılar olabilir diyor. Ama burada öyle bir şey yazmıyor Tomuç. Çok kandırıyor. Evet, selamlar gönder Helen. Şimdi, which question, hangi soru gerçekten Londra'nın ortasında nasıl ormanın ortasına indirdi onu anlamış değilim şu anda. Neyse. Hangi sorular cevaplanmamış tekst ediyor. When is the party? Parti ne zaman sorusunun cevabı var mı? 24 November. Hop, bunu işaretledik. Who is the invitee? Kim davet edilen? Yazmıyor vallahi. Hi Osman mesela. Hi Hamza. Yazmamış. Yazmamış yani. Osman'ı mı davet ediyor? Hamza'yı neyse, mı? Neyse, where is the party hocam? Parti nerede? Evinde hocam. Helen'in. Evet, çok road güzel. 19 Green Road Birmingham. Evet. How can I get there? 500 TL'ye binerekten. 42 bası alarak. Binerekten gidiyor. Ama kimin davet edildiği belli değil. Saçma herkese bir kart göndermiş hocam. Kime davet edildi? Herkese yollatıyor. Kim yollamış peki hocam? Inviter kim hocam? Inviter'ımız yani sender'ımız Helen diyoruz. Ve şimdi artık büyük adı. Receiver kim hocam? Receiver belli değil işte. Receiver ve invite aynı şey. O zaman buraya yazalım. Receiver ve invitee, davet edilen aynı kişi ama belli değil. O zaman şimdi bunu bitirdik. İkinci ünitemize geçelim. Hadi bakalım Tomucuğum. Teen Life, gençlerin yaşamı, hazır mısın? Benim hayatıma hoş geldin hocam. Evet, gerçekten senin sıra dışı eğlenceli hayatın Milli Eğitim Bakanlığı konularına girmiş. Demişler ki tamam, Tomuç arkadaşlık canlısı, Tankut'u çok seviyor. Onunla best friendslik yapıyor ama... Tankut tam bir angut. Dinliyorsun Tomuç, öyle bir şey yok. Ama Teen Life'a baktığımızda gerçekten gençlerin o çılgın, sıra dışı, eğlenceli, skandallarla dolu ve ders çalışmayla dolu hayatına gelmiş oluyoruz. Burada tabii ki kelime bilgisi önemli. O yüzden buraya yine 3 rakamını yani 160 kelimeden gelebiliyor soru diyoruz. Simple present tense yani direkt bilgiden çok düşük bir ihtimalle yazdık. Asla grameri sormuyorlar. O yüzden buraya 1 rakamını yazıyorum Tomuç herhalde benim. Preferences, likes and dislikes. Burası işte konunun en çok çıkan kısmı. O yüzden buraya 4 yazıyorum. Personal opinions, kişisel fikirler. I think... In my opinion. Çıkar mı hocam bu? Buradan da soru gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden 4 diyoruz. Dolayısıyla burada en düşük gelme ihtimali olan 1. O yüzden şimdi gel hemen konumuzu bitirelim ve gerçekten gençlerin sıra dışı hayatına giriş yapalım. Teen life yani gençlerin yaşamı gerçekten sıra dışı, heyecan dolu. Ben de heyecanlanıyorum. Genç hiç olmam. Heyecanlanmıyorum çünkü hayatım çok sıkıcı hocam benim. Hayır. Sen şu anda sıra dışı sınavlar, yeni nesil sorular, beceri hiç temelli sorular. Hiç sıra dışı değil, kazık kazık oluyor hocam. Beceri temelli sorular. Hepsi senin hayatına ayrı bir renk katıyor. Türkçesi geliyor. Renk mi? Evet. Farklı dersler. Türkçe geliyor. Fen gidiyor. İngilizce geliyor, din geliyor. Ardından inkılap tarihi. Bir bakıyorsun matematikteki yine artık sonra... zevk almaya başladım hocam. Evet, gerçekten. Kaçınılmaz yani. Mutlu son geliyor. Artık hiç korkmana gerek yok. Checklistimize baktığımızda understanding phrases and expressions about regular activities of teenagers. Yani gençlerin düzenli aktiviteler hakkında bilir diyor. Yani geniş zaman anlatıyor ama gramer burada yok. Bilgi var önemli. Expressing preferences, likes and dislikes. Yani hoşlandığımız, hoşlanmadığımız şeyleri söylüyoruz. Stating personal opinions, kişisel düşüncelerimizi vurguluyoruz. Ve aynı zamanda regular activities of teenagers. Yani gençlerin düzenli aktiviteler hakkında bazı küçük tekstler okuyacağız. Hemen kelimelerimize başlayalım. Bu sefer yazmayacağım. Direkt söyleyerek gideceğim Tonguç'um. Söyle bakalım. Sen kelimeleri söylüyorsun. Ben de Türkçesini söylüyorum. Archery. Okçuluk. Camping. Kamp yapma. Doing karate. Karate yapmak. Doing sports. Spor yapmak. Exercise. Alıştırma yapmak. Trekking. Kır yürüyüşü. Regular activities. Düzenli aktiviteler, düzenli aktiviteler. Relaxing activity. Relaxing activity mi olur hocam? Yani rahatlatıcı aktiviteler Tonguç'um. Evet. Riding a bike. Bir bisiklet sürmek. Shopping. Bisiklet, alışveriş yapma. Skydiving. Serbest paraşüt. Snowboarding. Kar kayağı yapma. Swimming. Yüzme, bunu zaten ilkokul 1'de öğrendik. Training. Antrenman. At a gym. Spor salonunda. Camping sites. Kamp alanları. Club activities. Kulüp faaliyetleri. Sen herhangi bir kulübe üye misin Tonguç'um? Hocam ben Türkiye Zeka Kulübü'ne üyeyim hocam. Niye aldılar seni acaba? Çünkü hocam... İnceleme amaçlı herhalde. İnceleme amaçlı. Nasıl olabiliyor? Merak ettiler hep. Zeka seviyesi. En yükseklerde var, en alçakları da oluyor. Her tür zekadan alınması lazım. Sonuçta farklı bir ortam orası. Evet, müziklere geçiyoruz. Classical. Şimdi. Klasik müzik. Folk. Halk müziği. Gothic. I am gothic teacher. Evet, gothic müzikler. Evet. Heavy metal. Ağır metal yani heavy metal, evet. Indian. Hint müziği. Pop müzik. Pop müziği. Rock. Rock. Singer. Şarkıcı. Slow dance. Yavaş dance. Nasıl yavaş dance? Yani yavaş dans.
Tamam. Yani tek... yavaş dans müziği böyle. Only you tarzındaki şarkılar, evet. Tekno. Tekno zaten. Evet. Keyboard player. Klavyeci, evet. Gitarist. Gitarist. Harmonik. Uyumlu. Band. Grup. Grup gün doğarken. Grup gün doğarken mesela. Veya... Beatbox. Evet, gerçekten rezil bir haldeyiz sonuç. Evet, kamp ne yapıyorsun lan? Kamp... Beatbox yaptım hocam. Güzel, gerçekten. Ama ben tükedim, kusura bakma. Evet, gerçekten pitch diye verirsen şu alnımı sileceğim. Kamp ekipmanlarına bakalım. Okuyoruz, devam ediyoruz. Backpack. Sırt çantası. Basic equipment. Temel araç gereç. Cell phone. Cep telefonu. Hadi canım. Ya evet, bunu bilmeyenler olabilir. Cell phone beraber mi yazılır, ayrı mı yazılır hocam? Cell phone ayrı yazılır onun için. Bunu bilmemiz lazım. Burada cell mi yazılır? Tamam. Cell phone, evet. Kompas. Pusula. Map. Harita. Max. Kibrit. Pocket knife. Yani cep bıçağı, yani çakı. Küçük bıçak, evet. Rope. İp. Sleeping bag. Uyku çantası, yani uyku tulumu. Tent. Çadır. Torch. El feneri ya da meşale diyebiliyoruz. Şimdi artık kelimelerimiz bitti. Hızlı bir şekilde başladık. Burada hoşlandığımız şeyleri ya da hoşlanmadığımız şeyleri söylerken, bak şuradan şöyle bir kırmızı çizgi çizelim. Arasında fark olduğu anlaşılsın. Şöyle. Şimdi mesela I like doing sports diyebiliyoruz. Spor yapmaktan hoşlanabilirim. Ya da I love diyebiliyoruz. Ya da I enjoy diyebiliriz. Yani ben bunları seviyorum diyebiliriz. Ama bazen de emizarı kullanabiliyoruz. Mesela I am mad about, delisiyim. Ya da I'm crazy about, çok seviyorum, bayılıyorum. I'm keen on, çok seviyorum. I'm fond of, İşte çok beğeniyorum. Veya I'm interested in, ilgiliyim gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Eğer bunları kullanırsak fiil kullanmış oluyoruz. Bunları kullanırsak da emizarla beraber sıfat kullanmış oluyoruz. Ama sonuçta bunların hepsi hoşlandığımız anlamına geliyor. Hoşlanmadığımız zaman da I dislike diyoruz. Sonuç için hoşlanmam. Like, dislike. Bu kadar basit. Veyahut da love yerine I don't like da diyebiliriz. Veyahut da I hate, yani nefret ediyorum, rock müziklerinde diyebiliriz. Bunu bir de I can't bear... Folk müzik, yani rock müziğe katlanamıyorum. I can't stand rock müzik şeklinde de söyleyebiliyoruz. Mesela tercih ettiğimizde de prefer'ı kullanmamız lazım. Burada prefer esas anahtar bilgimiz. Tercih etmek. Mesela bir nesneyi tercih ettiğimizi belirtirken I prefer tea diyoruz. Ben çayı tercih ederim. Ne içersin? I prefer tea, çay tercih ederim deyip kurtulabiliyoruz. Bir nesneyi bir nesneye tercih ettiğimizi belirtirken de I prefer tea to cafe diyoruz. Yani burada sevdiğimiz şey önce prefer şeklinde söylüyoruz. I prefer tea. Sevdiğimizde to diyoruz. Yani beğenmediğimiz için to cafe şeklinde söylüyoruz. Demek ki bu beğenmediğimiz şey, hoşumuza gitmeyen şey. Bu ise hoşumuza giden şey. Niye? Prefer'den sonra gelen hoşumuza giden şey diyeceğiz. Bir eylemi tercih ettiğimizi belirtirken de I prefer watching TV diyebiliriz. Bu sefer fiillerde ing getirmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü prefer zaten kendisi bir fiil. I prefer watch TV diyemeyiz. Bir eylemi tercih ettiğimizi belirtirken I prefer watching TV to sleeping diyoruz. Yani uyumayı, televizyon izlemeyi uyumaya tercih ediyorum şeklinde söyleyebiliriz. Bir de would rather var. Bu da B kısmımız. Would rather da ise şöyle bir şey var Tonguç evladım benim. Bir eylemi tercih ettiğimizi belirtirken I would rather watch TV diyoruz. Veyahut da I would rather watch TV than sleep kullanıyoruz. Yani demek ki would rather da, bak would rather'dan sonra iyi ifade geliyor. Sonra than'den sonra kötü ifade geliyor. Prefer'de ise prefer'den sonra iyi ifade geliyor. To'dan sonra kötü ifade geliyor. Bak bunlar iyi ifadeler, sevdiğimiz şeyler. Şu than'den sonra ve to'dan sonra ise sevmediğimiz, nefret ettiğimiz şeyler geliyor. Simple present tense'e baktığımızda burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Geniş zaman, yani olayları her zaman yapıyorsak, şimdi, geçmişte, gelecekte her zaman yaptığımız şeylere always, usually, sometimes gibi kullandığımız, birazdan bunları da göstereceğiz zaten, frequency adverbs. Onlarda her zaman biz geniş zamanı kullanmamız gerekiyor. I go to the cinema. Sinemaya giderim. Veyahut da I don't go to cinema. Sinemaya gitmem diyebiliyoruz. He, she, it ise go yerine bu sefer goes dememiz gerekiyor. S-X'i geliyor. Don't go yerine de şu şekilde doesn't go dememiz gerekiyor. Orada da yine S-X'i geldiğini bileceğiz. Sonuç evladım benim. Sorularında ise burada yine sadece do gelirken, do you, do we, do they şeklinde sorarken he, she, it ise do yerine does he dememiz gerekiyor. Burada şu kelimeleri bilmemiz lazım. Always, daima anlamına geliyor. Usually, genellikle. Frequently, sık sık. Often, sık sık anlamına geliyor. Sometimes, bazen. Rarely, sadece, nadiren. Hardly, çok çok az. Never'da
asla anlamına gelen kelimeler olduğunu. Asla, asla deme. Never say never. Asla asla deme diyoruz. Burada zaten frequency adverbs'ü gösterdik. I always go shopping after work. İşten sonra daima alışverişe gidiyorum diyor arkadaşımız. Şimdi kişisel düşüncelerimizi belirtirken de I think, bence veyahut da in my opinion, benim fikrimce veya to be honest, dürüst olmak gerekirse ya da to me, bence şeklinde ifadelerle başlıyoruz. Şimdi yeni nesil bir sorumuz var. New generation, next generation diyoruz. Bakalım sorumuza ne diyor. Jack's daily routine. Jack'in günlük bir rutini varmış. Ne yapıyormuş? 8 saat uyuyormuş. Yat bakalım Jack. İyi günler dinlesin. 8 saatte çalışıyormuş ama. Aferin Jack'e. 3 saat araba sürüyormuş. Demek ki git gel bayağı trafikli bir yolda. 3 saat yemek yiyormuş. Demek ki yediğine içtiğine dikkat ediyor. 2 saatte boş zamanı varmış. Güzel, sıradan bir keyifli bir yaşam. Şimdi, which question is not answered in the chart? Hangi soru tabloda cevaplanmamış oluyor? Does Jack have enough sleep? Jack yeterince uyuyor mu? What time does Jack start work? Jack ne zaman işe başlıyor? How many hours a day does he drive? Kaç saat sürüyor? Does he have free time? Şimdi burada sondan başlayalım. Does he have free time? Boş zamanı var mı? Var bak. Free time 2 saat vardı. Bu soru cevaplanıyor. How many hours a day does he drive? Kaç saat sürüyor bu var mı? Var. Bak burada driving yeşil. O zaman orayı da diyebiliriz. What time does Jack start work? Saat işe kaçta başlıyor? Aa, bunu söylememiş. Burada sadece kaç saat çalıştığını söylemiş. O zaman bu tam işte yeni nesil beceri temelli düşünme yönelik bir soru. Yani burada bir şeyler vermiş ama bu paragrafı okuman lazım. Görsel zeka gerektiren bir soru. Does Jack have enough sleep? Yeterince uyuyor mu? Aslında bu da buradan çıkmaz. Yeterince uyuyup uyumamak çıkmaz ama biz burada diyeceğiz ki evet 8 saat uyuduğunu gösteriyor. Bu bir insan için yeterli. Bu soruya ulaşabiliyoruz diyeceğiz. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapıyoruz. Yorumlara yolluyoruz.